Saat 19'u gösteriyor. 8 Eylül bugün günlerden pazar. Gündemden öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. 8 yaşında bir kız çocuğu Narin Güren. Tam 19 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gitmek için evinden çıkmış. Fakat kurstan çıktıktan sonra eve geri dönmemişti. 19 gün arama tarama faaliyetleri yapıldı ve köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki gölette 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni bulundu. Kur'an kursundan dönerken 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. Kız çocuğunun cansız bedeni 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan gölet yanında bir çuvalın içinde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Açıklamasını paylaştı ve Türkiye'nin canlı ve zarar görmemiş halde bulunmasını beklediği Narin'den gelen acı haberi duyurdu. Sabaha karşı havanın aydınlanmasıyla beraber ekipler çalışmaları derinleştirdi. Jandarma ekipleri dere yatağında Narin Güran'ın cesedine ulaştı. Bir çuvalın içine konulmuş, üzerine de büyük taşlar kapatılmış küçük kızın cansız bedeni, jandarma olay yeri inceleme kriminal ekiplerle nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Daha önce defalarca aramaların yapıldığı gölet kenarında 2 gün önce tekrar bir arama faaliyeti yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Çalışmanın yapılmasından 2 gün sonra çuval içinde ölü olarak bulunan Narin'in gece saatlerinde gölette saklandığı düşünülüyor. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Narin'in kaybolmasıyla ilgili ilk olarak 18 yaşındaki abisi gözaltına alınmış. Kolundaki ısırık izleri nedeniyle şüphe uyandırmıştı. Daha sonra abisi serbest bırakılmış ve Narin'in amcası ifade vermişti. Narin'in amcası ve kırsal Tavşantepe mahallesinin muhtarı olan Salim Güran'ın aracından DNA örnekleri alınmış ve DNA örnekleri Narin'le uyuşunca da amca tutuklanmıştı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından olayla ilgili 21 kişi için gözaltı talimatı verildi. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 Cumhuriyet Savcısı daha görevlendirilmiştir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlarda toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonların başarılı geçtiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK-YPG'li teröristle, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." Açıklaması paylaşıldı. Trafikte can ve mal kaybının önüne geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından denetimler yapılıyor. Son bir haftada 2.4 milyon araç denetlendi. Toplam 432 bin araca sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak adına denetimler yapılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir haftada yapılan denetimlerle ilgili bilançoyu paylaştı.
Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 29 Ağustos 5 Eylül 2024 tarihleri arasında 2.411.916 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 117.687, emniyet kemeri kullanmayan 15.935, sürücü belgesiz araç kullanan 15.475 olmak üzere toplam 432.299 araca, sürücüye işlem yapıldı. 2024 yılının ilk 8 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının %36'sı yasal olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazası kaynaklı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Açıklaması paylaşıldı. Bilecik'te Söğüt Ertuğrul Gazi anma ve yörük şenliklerinin son gününde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman korumalar tarafından türbe içine alınmayınca arbede yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ı türbeye almadılar. Türbenin girişinde arbede çıktı. Bu yıl 743. düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinin son günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bilecik Valisi Şefik Aygül'ün katılımlarıyla yapılırken Ertuğrul Gazi Türbesi de ziyaret edildi. Türbeye girişler olurken Cedet Yılmaz'ın korumaları tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman içeri alınmadı. Bu esnada MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve diğer partililer bu duruma tepki gösterdi. İçerisi sadece 13 kişi alıyor. 14. kişi almıyor. Girme şansımız yok. Sinirlerin gerildiği ortamda arbede yaşanırken ardından kalabalığın dağılmasıyla Büyükataman içeri alındı. Ruhunu feda etmiş olan bütün şehitlerimizin de ruhlarını hediyeledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 Eylül Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan orman yangınında söndürme çalışmaları bugün de devam etti. Bölgenin dağlık olması nedeniyle kara ekipleri büyük zorluk yaşarken söndürme çalışmaları havadan yoğunlaştırıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sarnıç Akbük arasındaki vadide iki noktada, Sarnıç'la Çatak Bağyaka Mahallesi arasında kalan bir noktada daha olmak üzere toplam 3 noktada süren orman yangınına müdahaleler gece boyunca devam etti. Sabah havanın aydınlanmasıyla hava müdahalesi yoğunlaştırıldı. Neredeyse 2 gün devam eden yangında bölgenin dağlık alan olmasından kaynaklı müdahale zorlukla yapıldı. Yangına 6 uçak, 16 helikopterle havadan müdahale edilirken yer ekipleri de dağlık arazi olması nedeniyle yol kenarında konuşlandırıldı. Hava araçları sıkça sorti yaparak alevlerin önünü kesmek için çaba sarf etti. Yarın yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. Okul alışverişini son güne bırakan veliler de kıyafet satan mağazaların veya kırtasiyelerin yolunu tuttu. Dükkanlarda son gün yoğunluğu yaşandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler yaz tatilini geride bırakıp okula gitmeye hazırlanırken velileri de okul alışverişi telaşı sardı. Okul alışverişini son güne bırakan veliler okul kıyafeti satan mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Mağazalardaki yoğunluk mağaza sahiplerinin yüzünü güldürdü. İlkokullarımız 1100 lira civarında mal oluyor. Ortaokullarımız 1300 lira civarında mal oluyor. Liselerimiz de 1500 lira civarında mal oluyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde farklı fiyatlar çıkacak. Çocuklarıyla alışverişe gelen veliler çocuklara okul forması alırken hem heyecanlı hem de mutluydu. Veliler yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Çocuklarsa okullarını özlediklerini ifade etti. İkincisi ortanın biri büyük var, öbürü de üniversiteye başladı. Sevinçliyiz yani. Her sene aynı standartlar devam ediyoruz.
Okul alışverişine geldik. Heyecanlıyım. Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Evet, okulların açılmasıyla beraber Bursa'da eğitimde yaşananlarla ilgili de Hürriyetçi Eğitim Sendikası'ndan açıklama geldi. 9 Eylül Pazartesi günü 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullar açılmadan önce Bursa'daki eğitimle ilgili Hürriyetçi Eğitim Sen'den açıklama geldi. Bizim amacımız arkadaşlar, eğitime bir tık, bir nebze daha nasıl katkıda bulunuruz? Bunun için mücadele ediyoruz. Amacımız bu. Liselere giriş sınavı ve üniversite sınavında çok başarısız olan bir Bursa ile karşı karşıyayız. Yani 4. büyükşehirsiniz, ortalamanız 40'lar civarında. Hali hazırda görevde olan İl Milli Eğitim Müdürü'nün bürokrasiye olan hayranlığından kaynaklandığı bizim en baştan söyleyeceğimiz sözler. İldeki şube müdürü, müdür yardımcısına müdür beye iletmek istediği konuyu ona aktarıyor. Ya şube müdürü bu adam. Siz ona bir birim vermişsiniz, Bursa'ya dair bir birim vermişsiniz, bir birimi yönettiriyorsunuz. Sonra diyor ki benimle görüşmeden önce aradaki aracıyla bir görüş. O bana getirsin aksat. Hürriyetçi Eğitim Sen Bursa İkinoğlu Şube Başkanı Selahattin Gürses, Bursa'da 20'ye yakın okulda ciddi eksiklikler olduğunu söyledi. Yenişehir ilçemizde var. Yenişehir ilçemizde bir okul var. Halk Eğitim Merkezi binası. Bina biteli 1 yıl oldu arkadaşlar. Hatta 14 ay oldu. Bina bitti. Her şey de bitti. 14 aydır açılamayan bir okul var. Ya kimse bununla dertlenmiyor mesela. Ya da Geçit bölgesinde 2 tane okul var, yan yana yaptılar. Erol Bey'in okulundan da öğrenci alacaklar oraya. Tabelası yok. Öğrencisi yok. Kayıt bölgesi yok. Öğrenci olduğunu kabul ediyoruz. Yarın okul başlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü hala görevlendirdiği öğretmenlerin kararnamesini imzalatamadı arkadaşlar. Gürsu ilçemizde bir okul müdürümüz yaklaşık 20 gündür okuluna sıra arıyor. Yani. Devletin okuluna sıra arıyor. Ve bulamıyor. Niye? Çünkü yandaş sendika üyesi değil. Ekonomiye değinen Selahattin Gürses hem ücretli öğretmenlerin yaşadığı zorluktan hem de okul maliyetlerinden bahsetti. Bir eğitimci asgari ücretin altında maaş ödüyorsunuz. Ve bu insanlardan da başarı hikayesi bekliyorsunuz. Elimize aldığımız listelerin minimum bu hiçbir yani vasfı olmayan ürünlerle beraber 15 bin liranın altında bir çocukları okula başlatma maliyetiyle karşı karşıya değiliz. Ortalama bir maliyet, yani orta düzeyde alacağınız kalitedeki bir maliyet 25 bin lira. Eğer bunu kaliteli bir düzeyde alırsanız da bu maliyetin 40 bin liraya kadar geldiğini görüyoruz. Selahattin Gürses ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması dersiyle ilgili müfredatta olmayan bir konunun siyaseten dayatıldığını ifade etti. ÇEDES projesinden de bahsetti. Okullarda pedagoji bilmeyen, öğrenci bir psikolojisinden bir haber. Vaiz, din görevlisi, Kur'an kursu hocaları değerlere eğitim verip seminer çalışması gerçekleştiriyor okullarda. Öğretmenden alınıp imama, vaize, Kur'an kursu hocasına vermek en basit tabirle arkadaşlar iş bilmemesidir. Ya da aslında bunu yapmak istemektedir. Bursa'da gece saatlerinde farklı noktalarda yangınlar meydana geldi. Kestel'deki bir dokuma fabrikası alev alev yanarken Osman Gazi'de bir hediyelik eşya dükkanında çıkan yangında havai fişekler patladı. Yıldırım'da da geri dönüşüm tesisi yandı. Fabrikada çıkan yangın gecenin karanlığını böldü. Fabrikadan alevler yükseldi. Bursa'nın Kestel ilçesi Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dokuma fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken fabrikanın kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Yangını söndürme çalışmaları yapılırken bölgeye Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da geldi. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. İş yerinde hasar oluştu. Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'da bir diğer yangın da Osman Gazi'deydi.
Osman Gazi'ye bağlı Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasında gece saatlerinde çıktı yangın. Klimadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katta bulunan havai fişeklerin olduğu bölgeye sıçradı. Alevlerin etkisiyle dükkandaki havai fişekler patladı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler patlamanın olduğu yangına canla başla mücadele ederken iş yerinin hemen yanında bulunan oteldeki müşteriler tahliye edildi. Alevleri yarım saatlik mücadele sonrası kontrol altına aldılar. Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Fakat mağaza kullanılamaz hale geldi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde de yangın çıktı. Yangın saat 11 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Çelebi Mehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Kara duman gökyüzüne uzanırken kentin birçok noktasından da fark edilebiliyordu. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil servis hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Geri dönüşüm tesisindeki malzemelerin kolay tutuşması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmedi. Geri dönüşüm tesisinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde seyir halindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı. İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi'ne seyir halinde olan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savruldu. Ortalık savaş alanına döndü. Kazada biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekibi yaralanan 8 kişiyi ilk olarak olay yerinde müdahalede bulundu. Ardından 8 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 39 yaşındaki Yüksel isimli şahsın hayati tehlikesi devam ediyor. Geçen yıl 4 Aralık'ta Gemlik Körfezi Merkezi 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve bu depremde Mudanya Belediye binasında da hasar oluşmuştu. Binanın yıkım çalışmaları başladı. Geçen yıl 4 Aralık'ta 5.1 büyüklüğünde Gemlik Körfezi'nde deprem meydana gelmiş. Depremin şiddetiyle Mudanya Belediye binasında çatlaklar oluşmuş ve bina hasar almıştı. Yaklaşık bir yıldır kapalı olan belediye binasının yıkım işlemi başladı. Temmuz ayı içerisinde de ihalesini yaptık, yıkım ihalemizi yaptık. 16 Ağustos itibariyle binada söküm işlemlerimiz başladı. Dün itibariyle de hızlı bir şekilde yıkım işlemlerimizi başlatmıştık bulunuyoruz. Belediye binası depremden sonra kullanılamayacak hale gelmişti. Bundan dolayı personeller tahliye edilmiş, başka bir binada çalışmalara devam edilmişti. Binanın yıkım kararının ardından yeni bina için yarışma yapılacak. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız hazırlıkları başlattı. Devam ediyorlar hızlı bir şekilde. Kentsel sit alanında kalıyor. Dolayısıyla yine buranın dokusuna uygun, kent kimliğine yakışır, mimari, şehircilik ve tüm mühendislik alanında özgün eserler bize sunacak projeler elde etmek istiyoruz. Onun akabinde de en doğru projeyi seçip uygulamak istiyoruz. Yarışmanın sonuçlanmasıyla birlikte inşaatın başlaması ve yeni belediye binasının 2026 yılında hizmete alınması planlanıyor. 3-9 Eylül'de Halk Sağlığı Haftası kutlamaları düzenleniyor ve Bursa Büyükşehir Belediyesi de bu haftaya özel etkinlikleri hayata geçirdi. Uzmanlarla beraber sokak hayvanları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Halk Sağlığı Haftası'na özel Bursa Büyükşehir Belediyesi birçok etkinliği hayata geçiriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerde bu kez sokak hayvanları konuşuldu. Tüm Bursa merkez ve ilçelerde kara sinek, sivrisinek ve kemirgen ile mücadele devam etmekte. Ekiplerimizin ve tüm sağlık emekçilerinin gösterdiği çalışma ve hizmetler toplum sağlığı açısından son derece kıymetlidir. Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Bursa Barosu ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar hayvan hakları ve hayvan sağlığı konularında bilgiler verdi. Şu anda
kedilerimiz, köpeklerimiz, sahipsiz olanlar bence bir hapishanedeler. Kafesin arkasında olmak, hapis olmak demektir. Onlar için bir doğal alan oluşturmaya çalışıyoruz. Projelerimiz hazır, sadece yerlerin tahsis edilmesini bekliyoruz. Onlara zarar gelsin istemiyoruz. Onlar da bizim yaptığımız önlemler sonrasında, neticesinde biz bu politikaları devam ettirirsek, sokaktaki hayvanların sayısı da belli bir ölçüde azalıp normalize olacaktır ve yaşam dengesini bulacaktır. Konuşmaların ardından rehabilitasyon merkezini gezen katılımcılar daha sonra K9 köpeklerinin gösterisini büyük beğeniyle takip etti. El yıkama atölyesinin yapıldığı programda huzur evi sergisi de izlenime açıldı. Köylerde birbirinden eğlenceli etkinliklerle 7'den 77'ye her yaştan köy sakininin keyifli vakit geçirdiği Osman Gazi'nin Köyümüzde Şenlik Var projesinin son adresi İsmetiye Mahallesi oldu. Kırsal mahallelerde birliğin artması ve keyifli vakit geçirilmesi amacıyla Osman Gazi Belediyesi, ilçedeki 32 dağ ve ova mahallesinde Köyümüzde Şenlik Var projesini hayata geçiriyor. Her mahallede vatandaşları müzik, dans ve gastronominin yanı sıra birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalarla buluşturan Osman Gazi Belediyesi'nin düzenlediği şenliğin son adresi İsmetiye Mahallesi oldu. Çocuklar oyun alanı ve çeşitli etkinliklerle eğlendi. Deve! Yetişkinler de aynı şekilde müzikle ve birbirinden leziz yiyeceklerin yarıştığı etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Yemek yapma yarışmasında dereceye girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Kocaman bir alkış, vekilim ayrılmadı. İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı için anma programı düzenlendi. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı ile başlayan ve 6 Eylül İnegöl'ün Kurtuluş Günü'nü de kapsayan Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri yapıldı. İnegöl Belediyesi'nin hayata geçirdiği programlar Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamasıyla devam etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına Amfiteyatro'da İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu, Kahramanlık Ezgileri konseri ve tarihi İnegöl Mehteri sahne aldı. Nasıl ki o gün gazilerimiz bu mücadeleyi yaptılar, bugün de bizler bu mücadele için her birimiz hazırız. Türk ordusu zaferler yazmaya devam edecek diyorum. Her birimiz birer gazi adayı olduğumuzu, her birimizin şehit adayı olduğumuzu ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Zafer haftasını coşkuyla dolu dolu güzelce kutluyoruz. Bunları sadece bir kutlama etkinlik olarak değerlendirmemek lazım. Burada asıl maksat, asıl amaç tarihimizi, kültürümüzü, geçmişimizi öğrenmek ve bize yüklenen sorumluluğun farkına varmak. Buradaki asıl amaç budur. Çünkü tarih tekerrür eder, unutulan tarih kesinlikle tekerrür eder. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz şimdi. Bursa Spor sezonun ilk maçında Düzce Spor'la deplasmanda karşılaştı dün. Yeşil Beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu Ahmet İlhan Özek her iki yarıda attığı gollerle Bursa Spor'a 3 puanı getirdi. Line TV'den canlı yayınlanan mücadelenin özet görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Üçüncülük birinci grup ilk haftasında karşılaşma şimdi başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Abdurrahman döndü. Koray Baykara. Emre gelmişti yardıma. Ona doğru gönderilen top. Sedat'ın baskısı vardı. Ahmet İlhan. O ileri doğru. Kaleci Anıl çıktı. Anıl. Nefis bir müdahale geldi ondan. Aykut. Atak devam ediyor. Düzce Spor adına. Muhammed.
Ahmet yerden oynadı, sekti. O bölgede ama kontrollü Yemira'nın Sedat Cengiz pasında Yiğit Ali. İlhan'a doğru gönderler topu. İlhan Tepe karşı karşıya. İlhan'ın vuruşu kaleci Muhammed. Kaleci Muhammed. Ergün Nazlı, Emre. Emre, Enes'e doğru gönderilen top. Anıl Ata çıktı kalesinden. Enes şimdi top onda. Yiğit için yerde kaldı. Devam dedi karşılaşmanın hakemi. Enescan Özdemir. Karşısında Rıdvan var İlhan'ın. İlhan Depe. Abdullah kendini göstermişti. Yerden pası Sedat Cengiz yerde kaldı. Devam dedi karşılaşmanın hakemi Musa Çağran baskısını yaptı. Abdullah Tazgel bıraktı yerde Muhammed Demir. Muhammed Demir yerde ve karar penaltı. Penaltı kazandı Muhammed Demir'le. Ahmet İlhan Özek topun başında. İşaret verildi. Ahmet İlhan Özek vuruşu ve top ağlarda gol. Ahmet İlhan Özek. TFF 3. Lig'de Bursa Spor adına ilk golü kaydediyor. Kaptan Ahmet İlhan Özek. Timsah yürüyüşü geldi. Düzce'de hemen taraftara koştu. Geldi. Tüm Bursa Sporlu futbolculardan. Bursa Spor tüm hatlarıyla hem ceza sahası içinde hem de ceza yayı içerisinde. Şimdi işaret geldi. Emir Hağan ortasını yaptı. Abdurrahman dokundu. Top yandan dışarıda. Tehlikeli geldi. Düzce Cam, Düzce Spor. İlhan ceza sahasına doğru gönderilen top. Aykut'tan sekti top. Ahmet İlhan Özek. Ahmet İlhan girdi içeri. Yerden pası. Arka tarafta hiç kimse yok Bursa Spor adına. Taş atışı Bursa Spor'un ve ikinci 45 dakika başladı sevgili spor severler. Yiğit Ali Sedat'a doğru kafayla karşıladı Abdurrahman. Hemen kullanıldı. Sekti top. Bir vuruş kaleye doğru gitti. Savunma Eren Tunalı uzaklaştırıyor Ahmet İlhan Özek. Enteresan bir pozisyon. Ceza sahasına orta. Sekti top o bölgede. İlhan Depe bıraktı. Top dışarıda. Koray ayak koydu. Emirhan. Sağ kanada doğru. Araya girdi Abdullah Tazgel. Rıdvan'dan önünden aldı topu. Abdullah Tazgel pasını aktardı Mücahit. Kontrolü Mücahit Can Akçay bıraktı Ahmet İlhan'a. Ayak Ahmet İlhan vuruşu ve topu ağlarda gol. Nefis gol. Ahmet İlhan Özek. 2-0 öne geçiyor Bursa Spor. 53. dakika. Nefis gol geldi Ahmet Cilan'dan. Abdullah Tazgel. Pası Mücahit'e doğru Sedat göğsüyle aldı. Pasını aktardı. Mücahit Can Akçay yetişti topa. Mücahit. İçeride İlhan Depe var. Ona doğru savunma Koray Baykara. Nefis müdahale geldi Koray'dan. Aykut. Aykut. Ters kanada doğru gönderilen top. Fatih Gök onun önünde. Abdullah Tazgel geldi. Fatih Gök yetişti. Aldı topu. Karşısında Abdullah var. Ortasını yaptı. Bir vuruş geldi Anıl. Berkay'ın vuruşunda Anıl Ata. Koray Baykara. Musa Çağran söktü. Aldı topu. Bıraktı Yiğit Ali'ye. Şimdi Mücahit Can Akçay. Mücahit. Bekledi arkadaşlarını, pasını aktardı İlhan Depe. İlhan Depe bir kez daha Mücahit. Vuruşu yerden, yandan dışarıya gidiyor top. Mücahit Can Akçay. Düzgün vuruş top. Çok az farkla dışarı çıktı. Şimdi Bursa Spor hata izleyeceğiz. İlhan Depe. Mücahit kendini gösterdi. İlhan Depe. Sağ kanat düşüncesi. Ahmet İlhan Özek. Bir kez daha kendini gösterdi İlhan. İlhan sokuldu içeri İlhan Depe. İlhan Depe ortası Mücahit'e doğru onu aşan top. Yiğit Ali Bayrak. Topuk pası. Hata var Fatih. Fatih Gök aldı soluna Fatih. Uzaktan vuruş Anıl Ata. Fatih Gök sol ayağıyla nefis vurdu. Aynı güzellikle çıkardı Anıl Ata. Fatih Gök. Bahsetmiştik onunla. İlk yarının ortalarında Koray Baykara uzun gönderdi.
Daha Can Veloğlu'ndan sekti. Mehmet Yiğit kafasıyla karşıladı. Bora Yılmaz yükseklik kazandırıyor. Fatih'ten önce aldı orada Bora Yılmaz. Bora gördü kaleciyi karşı karşıya vuruşu. Top bir yandan dışarıda. Kalecinin açıldığını gördü Bora Yılmaz. Karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı. Top bir yandan dışarı çıktı. Pası. Mehmet Refik Can. Fatih. Ceza sahasına orta bir kafa Anıl. Enes Can Özdemir. Onun kafasında kaleci Anıl dikkatli. Topun tek hamlede sahibi olduğu Anıl Ata. Yiğiteli ceza sahasını doldurdu. Musa kafası kaleci Muhammed Özkan. Ve karşılaşmanın hakemi Berk Çekal 90 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğünü çalıyor. Sevgili Line TV izleyenleri. Dün oynanan Düzce Spor Bursa Spor maçında çıkan olaylarla ilgili de Düzce Valiliğinden bir açıklama geldi. Bir personelin görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Bursa Spor maçında çıkan olaylarla ilgili Düzce Valiliğinden açıklama yayınlandı. Olaylarla ilgili bir kişi görevinden uzaklaştırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig açılış maçında Düzce Spor evinde Bursa Spor'u ağırladı. Mücadele Bursa Spor'un 2-0 üstünlüğüyle sona ererken Bursa Spor taraftarlarına uygulanan şiddet içerikli olaylarla ilgili Düzce Valiliğinden açıklama yayınlandı. 7 Eylül 2024 saat 16'da oynanan Düzce Spor Bursa Spor müsabakasına kulüplerimizin ortak talebi doğrultusunda İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla stadyum kapasitesinin %10'u oranında 450 misafir takım seyircisi için yer ayrılması kararlaştırılarak kulüplere bildirilmiştir. Ev sahibi kulüp tarafından 450 bilet tahsis edilmesine karşın müsabakayı izlemek için 1200 Bursa Spor taraftarı stadyuma gelmiştir. Stadyumun misafir takım tribününün fiziki kapasitesi olan 450 seyircinin maç saati öncesinde kontrolleri yapılarak müsabakaya girişleri sağlanmıştır. Biletsiz ya da aynı seri numarası içeren fotoğraf kartına basılmış taklit biletle stadyuma girmeye çalışan taraftarlara, misafir takım tribününün dolduğu, stadyuma alınamayacakları defaten iletilmiştir. Ancak dışarıda bulunan bazı taraftarların dış güvenlik bariyerlerini aşarak stada girme teşebbüsünde bulunmaları üzerine yaşanan arbede sırasında istenmeyen bazı olaylar meydana geldiği gözlemlenmiştir. Yaşanan olayların çok yönlü olarak incelenmesi için idari tahkikata başlanılmış olup zor kullanma yetkisini aştığı değerlendirilen bir personel görevden uzaklaştırılmıştır. Efendim acı bir haber var şimdi sırada. Milli basketbolcu İlkan Karaman Muğla Datça'da trafik kazası geçirdi. Alkollü sürücünün çarptığı basketbolcu İlkan Karaman 34 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil çarptı. 34 yaşındaki basketbolcu yaşanan kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka gibi takımlarda oynayan 34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Karaman, otomobilin çarpmasıyla yola savrularak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi kazada ağır şekilde yaralanan Karaman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karaman hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü polis ekibi tarafından kısa sürede yakalanırken sürücünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Karaman'ın kazada hayatını kaybetmesi basketbol camiasını yasa boğdu. Türkiye Basketbol Federasyonu başta olmak üzere birçok kulüp başsağlığı mesajında bulundu. Bu haberle noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.